Selamlar, ben Semih. Bugün arkadaşlar rakibi darlayan deste ile oynayacağız. Bu deste gördüğünüz gibi inanılmaz bir baskı yapar ve oyundaki en iyi 5 deste arasına giriyordur şu anda. Gördüğünüz gibi nihayetlikteyiz, yukarılardayız, başlayalım. Ha, karşıya sopa geldi. Ben bu adamı yeniyorum, sonra Twitter'dan ona "sen tam sopalıksın" yazıyorum. 2.6 oyuncusu bu arada. Şimdi keşiş önde korurken koş birincisini arkasına atayım ben. Top atacak ya rakip, o yüzden. Bu maç çok erken bitti. Ben bu adamı böyle son 7 maçımda yendim. Böyle 7 maçı da yendiğimde her seferinde "sen tam sopalıksın" yazıyorum adama. Adam da anlamıyor. Ama aramızda makara olmaya başladı artık. Bu adam herhalde oyunda tek toksiklik yaptığım oyuncu olabilir. Ha, bir de Doom var. Evet, bu maç çok erken bitti. 1 dakika bile sürmedi 3 taş çekmemiz. Hadi geçelim ikinci maça. Destemiz güzel. Sky Blue diye birisi var. İsmi havalı. Şimdi arkadaşlar ben çarpı 1'de başlayabilirim. Niye başlayabilirim? Çünkü iksir azdır ya çarpı 1'de. O yüzden bir yakalalık mı gidiyor zaten. Az önceki maçta gördünüz. Köşeden anka atmayı seviyorum. Neden ana kulenin arkasından atmıyorum diye sorarsanız ankayı, rakip ters tarafa çekebiliyor orta kuleden atarsanız. Uçan kartları böyle yapın arkadaşlar. Mesela kraliyet hayaletinde en sağdan atın. Of, güzel bir alev topu fırsatı. Hazır mısınız? Çarpma desteği bu yüzden var. İşte bu yüzden. Çok bir işe yaramadı ama. Ben de özelliği bastım. Ana kulesini açmak istedi. Güzel denemeydi. Akıllıcaydı. Şahmat. Yok, henüz şahmat değil ama bayağı vuracağız. Şimdi ben bir mezarlık için biliyorum çarpı 1'de mezarlık atmanın ne demek olduğunu. Hemen usulca bıraktım goblinlerimi. Mezarlığı savundum. Atağa çıktım iksir yokken ve bayağı vurduk. Kulesinin yarısını aldık, daha çarpı 1'deyiz. Hep böyle mi olacak? Bu destenin kötü eşleşmeleri de var bu arada. Mesela kraliyet evine karşı bir tık zayıf kalıyoruz. Sonrasında elektro eve karşı zayıfız. Ya bu kartlar geldiğinde direkt bırakın maçı diyeceğim. Onun dışında çalışan bir dese. Hele böyle ben baskı seviyorum diyorsanız tam size göre. Şöyle keşişin arkasına ankayı saklayalım. Biliyorum çok fazla keşiş ve anka var ama yeni metaya ayak uydurmak zorundayız. Bana da böyle bir bıkkınlık gelmeye başlamıştı bir ara, sürekli keşiş anka. Ama alışmaya başladım. Mesela bu şekilde kabul ettim, kabullendim. Düzelecektir, bu böyle gitmeyecektir, merak etmeyin. Çok önden oynadı. Doğru kuleye. Tamam, iyi oyundu. Adam bıraktı. İkidir maçı bıraktırıyoruz. Her zaman bu böyle olmazsa bir de. Bu arada arkadaşlar geçen maç hani maçı bıraktırdık ya sopaya. Sizden ricam maçın adamını yorumlara yazmanızı merak ediyorum. İlk maçta maçın adamı neydi? Bir de 3 taç çektik. Bu maçta maçın adamı kimdi? Ve diğer maçlarda maçın adamı kim olacak? Açıkçası bu zevkli bence. Zevkli bir aktivite. Bu maçlarda ben bilmiyorum. Dikkat etmiyorum oynarken fazla. Ama siz yazabilirsiniz. Evet, 3. maçımıza geçelim. Artık bu adama da maçı bıraktırırsam helal olsun bana. Uçan makine fazla kullanılmıyor aslında. Keşişten dolayı. Hani keşiş özelliği aslında ölüyor ya uçan makine, o yüzden fazla tercih edilmez. Gene mezar taşı var, demin de vardı. Hop, korudum blokçuyu. Gene geliyor, gene geliyor. Of, işte bu yüzden çarpma. Sırf çarpma attım diye kuleye alıyorum şu an.
Çok iyi ya, bu destede çarpma bu yüzden varmış. Ben de diyordum çarpma ne alaka. Oraya alev atacağız, başka bir çare yok. Adam var ya, ne sinir oluyordur. Şimdi bu adam taze oyuncusu muhtemelen. Bağsık kuracağız, yani başka bir çaresi yok. Okları neden attı? Ha, çarpma atacağım zannetti de benim çarpmam elimde yok. Adamı o öyle bir korkutmuşuz ki adam çarpmadan korktuğu için oklar atıyor yumurtaya. Aha geldi tazı. Tersten baskı yapacağım. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi. Süper çarpma. Şöyle alan vurmamız lazım. Blokçuyla simetri yaptım birazcık. Ama madencisi var. En azından tazın canı neredeyse bitti. Şöyle anka kulemize vursun da ben de atayım. Kulemi kaybettim. Gözden çıkarttım şu anda. Güzel. Ankamızı hayatta tuttuk. Bunu atakta kullanacağız. Amacım da buydu zaten. Barbarlar var, o yüzden koş binci atamıyorum. Küçük bir oduncu bırakacağım sadece. Madenci atabilir, blokçuma dikkatli olalım. Koruyacağım keşişle. Of! İnanılmazdı. Çok havalı değil miydi? Barbarlar bekliyorum. Koş bince alev topu. GG. Çok güzel ya. Rahatlatıcı maçtı gerçekten. Hele o oklar hamlesi falan. Ben bile düştüm. Ve geldik final maçımızda. Taktiklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3 tane güzel maç yendik. 4.'ye de süsleyelim. Ama 3.'ye maçı saldırtamadık. Bir zahmet. Şöyle temiz bir sayfa açalım. Temiz bir başlangıç yapalım diye blokçu attım. Evet, iki zararıyla sonuçlandı ama birazcık vurduk. Bu adam ne oynuyor acaba? Bizimle aynı deste mi diyecektim. Değilmiş. Çok ilginç bir deste. Sanırım golem. Eyvah. Eyvah. Aklıma geldiği anda direkt eyvah dedim yani. Arkadaşlar şimdi golem anti bize. Ne yapayım ki bu kartlarımla? Basıyorum, şu an gireceğiz. 4 iksir var, toplayıcı attı. Şu an aldık alamadık. GG. Sanırım alamadık, evet. Şu kare prensi öldürelim çarpmayla. Ölmedi. Golem attığı anda savunamayacağız zaten. Diyeceksiniz niye toplayıcı alev topu atmadın orada? Çünkü toplayıcı alev topu atsaydım golem basacaktı. Farklı bir senaryo olmayacaktı. Bilmiyorum, en azından benim mantığıma göre böyle. Sağ kuleyi almayı bekliyordum ve şu an bittik. Yok, hiçbir şey yapamıyorum şu an. Blokçu atsam veil atacak. Of. Şu an şans eseri yaşıyorum yani. Kulemizi vermişiz. Yok ya, iyi oyundu. Sağ kuleye bir son bir deneme yapıyorum. Bu deste ağır kartları tutmuyor. Ama rakibi darlıyor. Güzel darlayan bir deste. Sağ bırakır mı?
bırakmadı. Buradan çevirmek zor zaten, üstüme golem geliyor. Bugün arkadaşlar 3 tane maç yendik, bir tanesini kaybettik. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Bence temiz bir videoydu. Rakibi darlamayı seviyorsanız, baskı yapmayı seviyorsanız bu desteği kullanmanızı öneriyorum. Dediğim gibi ilk 5 desteğe girer bu deste. Hoş maçlardı, hızlı maçlardı. Bu arada küçük bir hatırlatma yapıyorum. Her gün saat 5'te yeni video atıyorum. Bilmeyenler varsa. Maçlar böyleydi ve videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.